Hepinize merhaba. Bugün sizlere e, kitaplığımı tanıtacağım. Öncelikle bu kısımdan başlayalım. Burada benim genellikle TÜBİÇAK e, yayınlarının bulunduğu bu tarz böyle e, öğretici, oyunsal e, kitaplarım var. Örnek olarak şunlar mesela. İşte burada bilim çocuk dergimin bir kısmı var. Ee, şu kısımda bilim çocuk dergilerim. Bu kitaplar gayet güzel yani şu şekilde. Ardından böyle e, küçük figürlerim var. Gelelim orta tarafına. Orta tarafta ise böyle e, küçük bir yaprak var ama gerçek değil. Ve bu orta tarafta en sevdiğim kitaplarım var. Örnek olarak Aykabok, işte Noel Domuzu, Harry Potter, ee, en en sevdiğim ilk üç kitap Karışık, İçimdeki Müzik, İçimdeki Melodi, e, Kiraz Ağacı Mesafe, Tavuk Bacaklı Ev, Matilda Etkisi, Dedemin Bakkalı, işte Lo, Abartma Tuzu, Haçiko, bu çok duygusal bir kitap, Sunan'ın Serçeleri, Ölümsüz Ece, Sadako ve Roald Dahl'ın kitapları. Burada küçük bir oyuncak, civciv tarzı bir şey var. Ee, bu rafa geldiğimizde isim. başta bu şekilde mumlarım var. Ve küçük oyuncak figürlerim. Bu raf genellikle daha çocuksu kitapların bulunduğu bir raf. Ben okuma alışkanlığımı saftirikle kazandım. Zaten neredeyse tüm kitapları var. Ardından Kral Şakir, Gökçe'nin günlüğü, Patates Spor, bu da çok güzel bir kitap. Şirin, böyle yine ters ters kitaplar ve sığdıramadığım bu kitaplar var. Şimdi gelelim şu kapalı kısma. Kitaplarım sığmadığı için burada da kitaplar var. Yine böyle küçük e, oyuncak ter şeylerim var. Gelelim gelelim kitaplara. Bunlar da yine daha çok e, bebeksi kitaplar. Öncelikle Tuş Beyni var. 9-10 yaş için güzel bir kitap. Çaylak var. Bu da yine 9-10 yaş için bir kitap. Kral Şakir işte. Şey şu kitaplar iyi. Çocuk kalbi var. işte. bunun adı Findel. Sonra bu kısımda mangalar. Aslında benim daha fazla mangam var. Ee, ama bir kısmını kuzenlerime falan verdim. Pankreas'ın yemek istiyorum. Yıldız Bekçisi Köpek işte. Limit. Serp of the End. Haiku. Naruto ve One Piece var. Bir de bende Dead Note serisi vardı. Onları da kuzenlerime verdim. Son kısımda birazcık karışık bir yer. Öyle sadece şuralarda ve şuralarda kitaplar oraları göstereceğim. Şu altta böyle baya büyük kitaplarım var. Burada da sözlük falan var o yüzden göstermiyorum. En güzelini sana sakladığını hazırsanız Esrarengiz kasaba günlük 3. Bence kesinlikle çok güzel bir kitap. Genel olarak kitaplığım bu şekilde incelememi istediğiniz kitaplar varsa yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.